Merhaba, nasılsınız? Umarım keyiflerinizdir. O kadar uzun zaman oldu ki buraya oturup piercing hakkında konuşmayalı. Belki beni çok eski videolarımdan yeşil saçlıyken ve piercing hakkında konuşurken hatırlıyorsunuzdur. Şimdi biraz daha büyümüş, daha güzel şeyler öğrenmiş ve en güncel piercing bilgileriyle birlikte sizinle buradayım. Çok heyecanlıyım, çok garip hissediyorum şu anda kendimi burada olmaktan ve konuşmaktan. Şu gözüm akmaya başladı, bunun da kusuruna bakmayacağız. Şimdi bütün eski videolarımı sildim, daha doğrusu arşivledim piercing hakkında olanları. Çünkü güncel değillerdi, ondan sonra çok fazla şey öğrendim. Anlattıklarımın yanlış bir tarafı yoktu ama çok çok fazla şey ekledim üzerine. O yüzden güncel bilgilerle yeniden sizinle birlikte olmaya karar verdim. Umarım yardımcı olur bu bilgiler sizlere. Bu bilgilerin, ben profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Türkiye'de sanırım APPE sertifikalı tek piercerım. İlk olduğum kesin ama tek miyim hala bilmiyorum. Umarım tek değilimdir ve ülkece piercingde dünyada olduğu yere gelebiliriz. Bugün tragus özelinde konuşuyor olacağız. Tragus'la başlamayı seçmemin nedeni güncel olarak ve senelerdir de zaten bunun daha yoğun bir bölge olması ve bademi kucağıma alıyorum ve daha tercih edilen, daha yaygın bir piercing olması. Şimdi tragus'la ilk başta tamamen böyle birebir müşterimi anlatıyor gibi anlatıyor olacağım. O yüzden bölümlere ayrılmayacak. Ama eğer bölümlere ayrılmış bir şekilde anlatırsam zamanlamalarını da ayrıca yazarım. Şimdi başlayalım. İlk başta bütün piercinglerde olduğu gibi tragus'la da deldirebilmeniz için bir anatomik uygunluğa sahip olmanız lazım. Bu anatomik uygunluk ne demek? Yapılabilmesi için bölgenin delime uygun olması demek. Yapı olarak, şekil olarak, doku olarak ve tabii ki damar dizilimi olarak uygun olması demek. Tragus'ta genellikle damar diziliminde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece yaşadığımız bazı dokular oluyor. Bunlar da bölgenin ya çok küçük ya da doku olarak daha yumuşak olmasından kaynaklı. Bu yapılmasına engel mi? Değil aslında. Sadece engel olan kısmı şu. Ya çok küçük olup şeklinin açısının ona göre ayarlanması lazım. Bu da gerçekten içinde iyi ve farklı farklı anatomilerle yani deneyim olarak daha yoğun bir portfolyosu olan birisiyle çalışmanız, bir gerçek bir uzmanla çalışmanız gerektiği anlamına gelir. Yoksa açısı yamuk olduğu için iyileşmeyecek. Çok etli ya da sadece et olması, çünkü genellikle kıkırdak et karışık bir doku. Hem küçük hem et olması bunu kısa süre takabileceğiniz anlamına geliyor. Çünkü en ufak bir darbede ya da yanlış açıda hafif hafif böyle tarak, yırtılması ve kopması anlamına gelecek. Bu yüzden anatomi öğrenmiş ve bunu deneyimleme fırsatı yakalamış uzmanlarla çalışmak bütün bölgeler için çok çok önemli. Bunu geçtikten sonra yapılabilir bir dokunuz var diyelim ki, bir anatominizde bir engel yok. Bunu geçtikten sonra ilk başta tragus özelinde düz takılarla başlamanız gerekiyor. Bu düz takılar sizin ön olarak, model olarak sizin yapınıza uygun tercih edilmeli. Yine böyle gidip çok büyük takılar ya da işte atıyorum halka ile başlayamıyorsunuz. İşte ne bileyim circular barbell dediğimiz o nal gibi görünen onlarla başlayamıyorsunuz. Yani anatomi özelinde bir takıyla başlıyor olmanız çok önemli. Deliminizi yaptırdınız, bir uzmanla çalıştınız. Zaten bir uzmanla çalıştığınız zaman sizi takı ve anatominiz konusunda da iyice yönlendirecek ve bilgilendirecektir. Bu delim aşamalarını geçtikten sonra dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Şimdi tragus özelinde konuştuğumuz zaman bir kere zaten konumlandırma olarak, yine teknik konuya dönüyorum ama konumlandırma olarak tam olarak kulağın, yapılan en büyük hata bence delimde tam olarak kulağın ortalanması. Şimdi kulağı ortaladığınız zaman delimini yaparken, kulağı ortaladığınız zaman ya çok yukarıda ya da çok aşağıda kalıyor. Tam ortalayamıyorsunuz. Özellikle bir piercerseniz, beni izleyen bir piercerseniz kulağın değil tragusun özelinde ortalayın. Çünkü deldiğiniz bölgeye göre konumlandırmanız lazım daha doğrusu. Bu videoların hiçbiri eğitim niteliğinde değil. Buradan izleyip gidip de milleti delmeyin. Güzel güzel eğitiminizi alın, ondan sonra delim yapın. Bunun da altını çizeyim. Etrafınızda yoksa yeni bir piercing programı hazırlıyorum. Yeni bir piercing eğitim programı hazırlıyorum. Onun hakkında da bilgi alabilirsiniz. Küçük bir reklam yerleştirdikten sonra da devam edeyim. Deliminizi yaptırdınız. Deliminizde bir probleminiz yok. Nasıl bakım yapacaksınız? Bütün bölgelerde, şimdi yine tragus üzerinde konuşuyorum ama bütün bölgelerde sadece serum fizyolojik ile bakım yapmanız lazım. Bölgedeki diğer mikroorganizmalara zarar vereceği ya da dokuyu bir yerde etkileyebileceği için herhangi bir şekilde başka bir kreme, bir yağ falan hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece serum fizyolojikle güzel güzel bakımlarınızı yapmanız yeterli. Bunu sabah akşam düzenli olarak yapıyorsunuz.
Sadece bir kulak çubuğuna yardımıyla bölgeyi kullanacağınız işte steril gazlı bez kullanabilirsiniz temizlemek için. Ya da kulak çubukları kullanabilirsiniz. Bunlarla güzel güzel bölgeyi temizleyebilirsiniz. Bir probleminiz yok. En önemli olan şey budu bakımınızı yaptıktan sonra, ayrıca duştan sonra da 24 saat sonra dilimden duş alabilirsiniz. Beklemek istiyorsanız 2 günde bekleyebilirsiniz, 3 günde bekleyebilirsiniz. Ama önerilen normalde süreç 24 saat sonradır. Bunu yaptıktan sonra en önemli olan şey hem duşlarınızdan hem de bakımlarınızdan sonra bölgeyi ıslak bırakmamak. Bir yara düşünün burayı. Zaten öyle. Vücudunuza yeni bir yara açılmış ve vücudunuza tamamen yabancı olan bir materyal yerleştirilmiş. Dolayısıyla bütün iltihaplardan, enfeksiyon riskinden korumak için bölgeyi ıslak bırakmamanız lazım ki herhangi bir mikrobiyal canlılık orada çoğalmaya yuva bulmasın. Bunu da geçtikten sonra güzel güzel dediğim gibi serumlarınızla bakımınızı yapıyorsunuz. Bu süreçte en önemli olan şey tragusta dikkat etmeniz gereken küçük kulaklık kullanmamak. Bazı kulaklıkların arkaları denk gelmeyebiliyor ama önemli olan şey herhangi bir şekilde temas etmemesi kulaklığın. İşte mesela atıyorum bazı markaların kulaküstü kulaklıkların ortası tam boş oluyor. Onlar bazen denk gelmiyorlar ya da böyle boşlukta kalıyor. Demek istediğim herhangi bir şekilde dışarıdan darbe sağlayacak, oraya temas edecek, dışarıdan herhangi bir başka bir enfeksiyon kaynağı olabilecek herhangi bir şeyi bölgeye taşımamanız ve açısı bozulabileceği için dışarıdan herhangi bir şekilde baskı, darbe, temas, aklınıza gelecek hiçbir şey almaması lazım. Dediğim gibi buraya açık bir yara gibi düşünün. Zaten öyle çünkü açık bir yara. Bu bakım süreci ne kadar devam edecek? Piercinginiz tamamen iyileşene kadar bakım yapmaya devam edeceksiniz. Yine açık yara olarak düşünüyoruz. Kulaklık takmama süreci de 2 ay boyunca sürecek. İlk 2 ay. Bunun da sebebi ilk başta delinirken şişme ihtimaline karşılık anatominize uygun ölçüde bir takı tercih edilmesi. Bu takı genellikle dediğim gibi şişme ihtimaline karşılık takının orada sıkıştırmaması için daha uzun bir takı tercih edilir. Genellikle 2 ay sonra bunun kısaltılmasının yapılması lazım. Kısaltılma da takınızın kısa boyuyla değiştirilmesi anlamına gelir. Bu kısaltılma süreci genelleme olarak 2 ay diyorum. Çünkü sizin yapınıza göre değişebilir. Çok daha erken de iyileşebilir. Bu erken iyileşme sürecinde yapan kişiyle görüşmeniz lazım. Atıyorum bazen öyle oluyor ki işte 2 ayda 3 ayda yapılacak kısaltmayı 1 ayda da yapmak gerekebiliyor. Çünkü doku daha hızlı iyileştiği için daha hızlı aksiyon alınması lazım ki bambaşka işte komplikasyonlara sebep vermesin bu uzun takı. Kısaltma burada çok önemli. Kısaltma yapılmadığı zaman açının değişmesi, işte başka komplikasyonlara, bump gibi ya da ne bileyim açının bozulması ve bunu çıkarmak zorunda kalmanız gibi başka şeylere sebep verebilir. Zaten yaptırdığınız kişi bu konuda sizi bilgilendirecektir diye umuyorum. Kısaltmanız yapıldıktan sonra yaranın biraz daha biraz daha kapandıysa, herhangi bir şekilde bir hassaslığı, işte ne bileyim bir açıklığı bir şey yoksa o zaman kulak içi kulaklık takmaya devam edebilirsiniz. Başlayabilirsiniz daha doğrusu. Ama benim önerim en azından 1-2 ay daha beklemek. Yani delimden sonra 3-4 ay kadar en azından yaptırdığınız tarafa kulak içi kulaklık takmamak ya da kulak üstü. Çünkü yine bir yerde açık olmaya devam ediyor. Biz dışarıdan baktığımızda ya da dokunduğumuzda ki dokunmamanız, temas etmemeniz gerekiyor. Yara kapandı ya iyileşti gibi hissediyoruz. Çünkü dokunduğumuz zaman herhangi bir acı bir şey hissetmiyoruz. Ama anlamadığımız, daha doğrusu bilmediğimiz şey şu, yara dışarıdan içeriye doğru iyileşiyor. Dolayısıyla siz dışarıdan baktığınız zaman herhangi bir kızarıklık ya da dokunduğunuz, temas ettiğiniz zaman ki yine yapmamız gereken bir şey dediğim gibi bir acı hissetmediğiniz zaman iyileşti zannediyorsunuz ama öyle değil. Aslında en hassas olan zamanları o zaman başlamış oluyor. Dolayısıyla buna oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bunu da geçtikten sonra bütün bu süreçte, iyileşme sürecinde herhangi bir şekilde takınızı döndürmemeli, oynatmamalı, üzerine yatmamalısınız ki açısı bozulmasın. Takının dokuya yapışması gibi bir şey söz konusu değil. Hiçbir şekilde o takı dokuya yapışmayacak. Etinize yapışmayacak. Dolayısıyla bunu oynatmanıza, döndürmenize, ileri geri hareket ettirmenize, duşta çevirmenize falan gerek yok. Takıyı hareket ettirmeyin. Bunu orada kendi toparlayan bir eti, bir kapanmaya çalışan bir yarayı yeniden açmak olarak düşünebilirsiniz takıyı hareket ettirmeyi. Siz takıyı hareket ettirdikçe ya da fark etmeden de olsa dışarıdan bir darbe aldıkça yara yeniden açılacağı için bir yandan da doku kendini iyileştirmeye çalışıyor. Bu sefer diğer o işte keloid zannettiğimiz iritasyon şişliklerine sebep veriyoruz. Dolayısıyla bunları yapmaktan lütfen kaçınalım. Saçınızın takılmasına, herhangi bir şekilde işte birisiyle sarılırken, ederken alabileceği herhangi bir darbeye dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bu tarafta telefonla konuşmamaya özen gösterin. Çünkü zaten bildiğiniz gibi telefonlar bütün yüzeylere değiyorlar ve buraya koyduğunuz zaman o yüzeyden geçebilecek mikropların ya da diğer mikrobiyal canlılıkların haddi hesabı yok. Dolayısıyla bu bir yerde enfeksiyonun önünü açmak ve bir ufak da olsa bir darbe olacak. Düzenli olarak hiç hissetmeseniz de aslında onun acısını düzenli olarak aldığınız bir darbe olduğu için yine burada hiç fark etmeden bölgeye zarar veriyor olacaksınız. O yüzden yine buna da dikkat etmek gerekiyor.
iyileşme süreci ortalama olarak genellikle 4 ile 6 ayı bulacak. Tamamen iyileşmesi ama bu süreç gözünüzü korkutmasın. Genellikle böyle 2. ayda falan hassaslığı gitmiş oluyor. Ve bu hassaslık gittiğinde aslında en hassas döneme giriyoruz. Çünkü hassaslığı gittiği için umursamamaya başlıyorsunuz. İyileşti artık, bir sıkıntısı yok falan gibi düşünüyoruz. Ama aslında böyle değil. Asıl bu süreçte hassaslığı gittiği zaman dikkatli olmak lazım. Çünkü zaten acıdığı için dikkat ediyordunuz. Artık acıdığı, acımadığı için dikkat etmiyorsunuz. Ve en hassas dönem de burada başlıyor ama kısaltılma yapıldıktan sonra çok daha rahatlayacaksınız. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tamamen iyileşmeden takınızı dışarıdan, oradan, buradan aldığınız ya da evde olan böyle çok kaliteli olduğundan emin olduğunuz herhangi bir takıyla değiştirmeyin. Mutlaka ilk değişiminizi bir uzmanla yapmaya dikkat edin ki yara gerçekten iyileşmiş mi? Ya da o kullanmayı tercih edeceğiniz takının materyali ve boyutu sizin anatominize, sizin herhangi bir bölgenizde, tragus özelindeyse tragus özelinde yine aynı şekilde oraya uygun mu değil mi, ya da yaranız hala açık mı, ya da sadece belirli bir materyal üzerinden mi ilerlenmesi gerekiyor? Bu gibi aslında böyle çok da düşünmediğimiz ve çok da önemli olduğunu zannetmediğimiz ama aslında çok çok önemli olan detaylar var. Bu yüzden mutlaka bir uzmanla çalışmaya ve değişimlerinizde de bir uzmandan ya da kontrollerinizde de bir uzmandan destek almayı atlamayın lütfen ki güzel güzel bir iyileşme süreciniz olsun. Herhangi bir sıkıntı yaşamayın. İlk süreçlerde bölgenin şişmesi, kaşınması, hatta iyileştikten sonra da kaşınması çok çok normal. İlk zamanlarında böyle minik minik darbelerden sonra kanaması çok normal. Delinirken çok kanamaz. Eğer siz, hatta neredeyse hiç kanamıyor genelde. Eğer sizin ekstra bir kullandığınız bir kan sulandırıcı bir şey yoksa, ki zaten bu öncesinde size sorulur. Bir takviyeniz, bir şeyiniz yoksa kanamayı sağlayacak. O zaman zaten kanayan bir bölge değil. Bu gözünüzü korkutmasın. Acı olarak da ortalama olarak tragus eğer çok kıkırdak, yoğun bir doku değilse, delinirken çok zorlanmazsa o zaman 3 ya da 4 diyebilirim. Ama bu acı zaten 5 dakika sürecek bir şey. Hatta delinirken oluyor bitiyor, sonrasında delim zaten 2 saniye 3 saniye süren bir şey. Bu süreçten sonra da direkt sadece böyle minik bir yanma ve zonklama gibi bir şey kalıyor. O da dediğim gibi 10-15 dakika. Eğer sonrasında ekstra bir darbe, bir şey almazsanız daha hissetmeyeceğiniz bir şey. Sizi çok zorlamayacak yani. Çok da rahat bir bölge. O yüzden belki de bu kadar popüler olmasının sebebi de o. Bu süreçte iyileşme sürecinde dediğim gibi şişliklerin olması, darbe aldığı takdirde kanamaların olması çok normal. Sadece bir takım rahatsızlıklarınız varsa, tüm piercinglerde zorlayacak olan şeyler onlar. Tiroid olabilir, şeker olabilir, bu gibi konular. Aynı zamanda eğer bir cilt tedavisi görüyorsanız, Zoritan'ın, Roaccutane gibi tedavilerdeyseniz eğer, bunlar zaten vücudunuzun her tarafını kuruttuğu için genel olarak piercinglerde, yeni yaralarında iyileşmesinde ya da işte ya da egzamanız varsa bu gibi şeyler daha yavaş iyileşmesine sebep verebilir. Aynı şekilde kullandığınız kafein miktarı, ne kadar su içtiğiniz, ne kadar uyuduğunuz, işte ne bileyim, bu gibi hiç aklımıza gelmeyecek şeyler bile iyileşme sürecinde olumsuz etkilere sebep olabilir. Bunları mutlaka yaptıran kişiye danışın, sorun, öğrenin. Hiç de yormayın kendinizi. Herhangi bir hastalığa iyi geldiği ya da kilo vermenize yardımcı olabileceği gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler değil. Eğer bu yüzden yaptırıyorsanız umarım size yardımcı olur ama bunlar tamamen plasebo etkisi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Genel olarak böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle karşılıklı oturup sohbet etme havasında olmasını istedim. Başka bir sorunuz varsa ya da aradığınızı bu videoda bulamadıysanız yorumlara yazarak buradan oradan konuşabiliriz. Eğer iyileşmeyen bir piercinginiz varsa, ne yaparsanız yapın çözemediyseniz aşağıya bırakacağım mail adresinden ya da stüdyoma uğrayarak kontrol ettirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.